Merhabalar arkadaşlar, Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kadayıf tarifiyle geldim. Ceviz sevmeyen, cevize alerjisi olanlar için harika bir kaymaklı kadayıf yapıyoruz. Gerçekten lezzeti, görüntüsü inanın muhteşem oldu. Tabii daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla başlıyoruz. Kadayıf çok çabuk yumuşayan bir tatlı olduğu için birebir ölçüde şeker ve su kullanacağım arkadaşlar. Toplamda 5 su bardağı toz şekerimi tencereme aldım. Üzerine 1 litre suyumu ilave ediyorum. Tabii 1 litre suyu ölçtüğüm zaman da 5 su bardağı suya denk geliyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde güzelce karıştırdım. İçerisine ince bir dilim limon ilavesi yapıyorum. Ocağıma alıyorum ve şerbetim kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Evet, şerbetim soğarken ben de tatlımın kaymağını yapmaya başlıyorum. Klasik su bardağıyla yarım su bardağı irmiğimi tencereme alıyorum. Üzerine aynı su bardağı ölçüsünde 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 1 paket şekerli vanilin ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağımı alıyorum. Muhallebimin topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişiriyorum ve pişmiş olan muhallebimi bir kenara soğumaya bırakıyorum. Muhallebimizin kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Soğuduktan sonra biraz daha koyulaşıyor. Muhallebimde pişirdim ve soğumaya bıraktım. Muhallebim soğuduktan sonra tatlımın yapım aşamasına geçiyorum. Ben bu tatlım için aşağı yukarı 500 gram kadayıf kullandım arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, tezgahıma bir miktar kadayıfımı alıyorum. Güzelce düzetliyorum. Düzetlemiş olduğum kadayıfımın üzerine sıkma torbasına koymuş olduğum kaymağımdan ilave ediyorum. Ve şekilde görüldüğü gibi sarıp tepsime yerleştiriyorum. Bütün kadayıflarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Gerçekten çok basit, bir o kadar da lezzetli, harika bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken tatlımı yapmaya devam ediyorum. Şekilde görmüş olduğunuz gibi göz kararı parçalar haline koparıp kadayıfımı tezgahıma alıyorum. Şöyle güzelce her tarafının eşit şekilde, eşit kalınlıkta olması için düzeltiyorum. Düzetlemiş olduğum kadayıfımın içerisine yapmış olduğum kaymağımdan ilave ediyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi sıkı bir şekilde sarıp tepsime yerleştiriyorum. Bütün kadayıflarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Bu tatlımızı cevizi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Antep fıstıklı da yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle harika oluyor. Fakat ben ceviz sevmeyenler için, cevize alerjisi olanlar için bu şekilde kaymaklı yapmayı tercih ettim. Gerçekten tadıyla, dokusuyla inanın muhteşem bir lezzet oldu. İnanın bana, künefe lezzetinde harika bir tarif. İnşallah siz de dener ve sonuçları yorumlar kısmında benimle paylaşırsınız. Tatlımı yağlamak için 250 gram sade yağ ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım arkadaşlar. Ve tatlımı 150 derece fırında pişirmeye aldım. Aşağı yukarı 1 saate yakın bir zaman diliminde pişti. Kadayıf bildiğiniz üzere yapısı itibariyle çok çabuk yumuşayan bir tatlı. O yüzden içini çeke çeke, yani çok kısık ateşte kuruya kuruya pişmesine özen gösterelim.
Aslında bu tarifimi gerçekten fırında değil ocakta yapmayı çok isterdim. Fakat hiç yapmadığım için cesaret edemedim açıkçası. Ama gerçekten lezzetinde, dokusunda, kıvamında hiçbir değişiklik yoktu. İnanın bana künefe tadında muhteşem bir tarif oldu. Kadayıfımızı bu şekilde sardığımız için kalın bir tabakada oldu. İçerisini çeke çeke kısık ateşte pişirmeye özen gösterelim. Evet, tatlarım yaptım, hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi güzelce üzerlerine de bu şekilde bastırdım. Ve hazırlamış olduğum sade yağ ve sıvı yağ karışımından fırçayla her tarafına bu şekilde sürüyorum. Yağımızı direkt kaşıkla da dökebiliriz arkadaşlar ama bu şekilde tatlımızın her tarafına gelmesine özen göstererek fırçayla daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde yağlamış olduğum tatlımı öncelikle 150 derecede yarım saat bekletiyorum. Sonrasında fırınımı 200 dereceye ayarladım. Yavaş yavaş içerisini çeke çeke pişmesini sağladım. Başta da söylemiştim, tekrardan değinmeden geçemeyeceğim. Kadayıf tatlımızın şerbeti normal baklava şerbetlerinden bir tık daha koyu olması lazım. O şekilde olduğu zaman gerçekten çok güzel sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Bir de şerbetle buluştururken tatlımızın sıcak, şerbetimizin soğuk, koyu bir şerbet olmasına özen gösterelim. Evet, bir saatin sonunda tatlım fırından çıktı. Sıcağıyla beraber soğumuş olan şerbetimle tatlımı buluşturuyorum. Sonrasında tatlımı soğumaya bırakıyorum. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Tüm tariflerimi anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalışıyorum. Bütün püf noktalarına özellikle değiniyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız gördüğüm an dönüş yapıyorum. Evet, şerbetimi tatlımla buluşturdum. Şerbetini çekmiş olan tatlımı bu şekilde toz Antep fıstığıyla süslemeler yapıp servisime geçiyorum. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.